diğer karşılaştığım soru, hocam hangi dil öğretim setini kullanalım? Bununla alakalı bir soru işareti var. Arkadaşlar, belli başlı kullanılan setlerle alakalı size bu videoda kısa bilgiler vermek istiyorum. Benim tercihim kurumsal yayınlardan yana, özellikle Ankara Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi setleri uzun yıllardır kullanılıyor. Bunun şöyle bir avantajı var. Kitap piyasaya sürüldükten sonra her yıl çeşitli güncellemeler geliyor. Hatalar, eksikler, yanlışlar gideriliyor. Bu da aslında bir avantaj. Dolayısıyla uzun yıllardır bu işi yapan kurumların setlerini kullanmak avantaj olabilir. Biz Gazi Üniversitesi'nin kitabını kullanırken Gaziantep'te becerilere göre derslere giriyorduk. Tabi beceri anlamında branşlaşma yoktu. Mesela bir sınıfın dinlemesine bazen giriyordum. Diğer sınıfın yazmasına, diğerinin dil bilgisine. Ama bazı üniversitelerde örneğin benim alanım dil bilgisi olmuş ise hep bütün dil bilgisi derslerini bana veriyorlar. Bizde öyle bir şey yoktu. Tabii ben hep şunu savunuyordum. Yani bu şekilde becerilere göre dersleri yürütmek Gazi Üniversitesi'nde mümkün olabilir belki. Çünkü yıllardır sistem öyle oturmuş ve işleyen bir sistem var. Sen o sisteme dahil olduğunda sen de sistemin içerisindeki bir çark olarak görevini yapabiliyorsun. Ama taşrada veya küçük üniversitelerde, herhangi bir tömerde ilk defa ders anlatmaya başlayan hocaların bu sistemle ders yürütmesi çok zor oluyor. Neyin nerede kalacağını ayarlayamıyorlar. Ve mesela bitiremezsen eğer problem oluyor. Anlatman gereken yeri bitiremezsen, tamamlayamazsan problem oluyor. Veya bazı dinleme bölümlerinde özellikle hoca hızlı gidebiliyor. Bu sefer diğer hocalar geride kalıyor. Biz bu senkronizasyonla alakalı, eş zamanlı dersleri yürütmekle alakalı sorunlar yaşadık. Hem de o dönemde çalışma kitabı ihtiyacımız doğmuştu. Ben de ya Yunus Emre'nin 7 İklim Türkçe setlerine ya da Ankara Üniversitesi'nin yeni HİTİT dil öğretim setlerine geçmeyi teklif ettim. O dönemde kitaplar incelendi, karşılaştırmalar yapıldı ve oynama sonucunda yeni HİTİT'e geçildi. Fakat yeni HİTİT'te de şöyle bir problem var. Yunus Emre'nin setine kıyasla söylüyorum. Bu setler Türkiye'de kullanılmak üzere hazırlandığı için ve Türkiye'ye gelen öğrenciler, akademik amaçla gelen öğrenciler, üniversiteyi bitirip bölümlerindeki derslerine devam edecekleri için yeni HİTİT'teki dil bilgisi konuları çok ağır. Yani örneğin zarf fiiller varsa 7 iklimde bir tip zarf fiil verilmişse eğer bir gramerle alakalı, yeni HİTİT'te hepsi sıralanmış. Örnek vermek için aklıma geldiğini söylüyorum şu an. Bu konu zor değil ama mesela Önder Hoca müzik dinleyerek ders çalışıyor cümlesindeki ara kerek yapısıyla aynı anlamı, aynı vazifeyi karşılayan AA. Bu ne demek? Önder Hoca müzik dinleye dinleye ders çalışıyor kuralını yeni HİTİT ayrı ayrı vermiş. Bunun gibi çok örnek var. İsim fiiller, özellikle zarf fiiller hepsine yer verilmiş. Ve baktığın zaman Türkiye'de Türkçe öğrenenler zorlansalar da, farklı setten geçtilerse, zorlansalar da bunu kullanıyorlar. Ama ben Yunus Emre'de göreve ilk başladığımda Bosna'da biz yeni HİTİT setlerini kullanıyorduk orada. Fakat yurt dışında o setleri kullanmak bizim için zor olmaya başlamıştı. Çünkü çocuklar sınıfta bizimle Türkçe konuşuyorlar.
ve sınıfın dışına çıktıklarında muhatap olabilecekleri, ihtiyaçlarını giderebilecekleri herhangi bir hedef dil konuşucusu yok. Dolayısıyla böyle bir ortamda size verilen sürede yeni HİT'i bitirmek çok zordu. Tabii ben göreve geldiğimde 2012 Ekim'de başladım. Yani ben kısa sürede bunu fark ettiğime göre amirlerimiz de zaten bu durumun farkındaydı. Hızlı bir şekilde yürüttükleri bir çalışma varmış zaten ötesinde de. Kısa süre sonra 7 iklim Türkçe setlerine geçildi. Tabii setler yeni olduğu için illaki hataları oluyordu. Biz de sınıf içerisinde o zamanlar yani 30 ülkede belki 35 ülkede kültür merkezi vardı. Bu kitaplar kullanılmaya başladı. Her hoca tespit ettiği hataları kuruma bildiriyordu rapor şeklinde. Yıllık veya artık 6 aylık veya baskı bazında onlar revize ediliyordu. Kitaplar mükemmel hale getirilmeye çalışılıyordu. Biliyorsunuz Yunus Emre Enstitüsü devlet destekli bir vakıf. Dolayısıyla belirlenen öncelikler herhangi bir şahsa veya herhangi bir kuruma has değil de daha çok devlet politikasına uygun şekilde stratejiler, yöntemler izlenmeye çalışılıyor. Dolayısıyla bildiğiniz üzere dil öğretimi ve kültür öğretimini birbirinden ayırmak mümkün değildir. O setlerde kültürel unsurların tanıtılması ön plana alındı. Yani seçilen metinlerde, temalarda, işlenen konularda kültürel ögelerin tanıtımı seviyeler dikkate alınarak ön plana çekildi. Ve ortaya güzel de ürünler çıkmıştı. Hali hazırda da 7 iklim Türkçe setleri kullanılıyor. E-kitap ve Z-kitap halleri mevcut. Dolayısıyla kurum olarak kitabı tercih ettiğinizde resmi yazışma ile kitabın Z-kitap yani zenginleştirilmiş kitap veya elektronik kitap versiyonlarında size kullanımınıza sunuyorlar, veriyorlar. Yunus Emre'nin şöyle bir avantajı var. Yani direkt özel bir kurum veya herhangi bir üniversiteye bağlı olmadığı için salt para kazanmak, yalnızca para kazanmak amaçlı faaliyetler yürütülmüyor. Dolayısıyla işte oradan set aldığınızda örneğin mümkünse eğer duvar afişlerini sizin kurumunuza hediye edebiliyorlar o anki duruma göre. Çünkü sonuçta siz de üniversiteyseniz eğer TÖMER'seniz Türk diline, Türkçe'ye hizmet ediyorsunuz. Bu anlamda enstitünün imkanları nelerse sizin için seferber ediyorlar. İşte toplu set alımlarında zaten belli indirimleri var. Dolayısıyla Yunus Emre'nin setlerini kullanmak mantıklı olabilir kurumunuzda. Yine yeni HİT setlerinden de memnunuz. Dil bilgisi tabloları var. Tek dediğim konular biraz derinlemesine işlenmiş. Bazen zorlanabiliyorsunuz ama tecrübe edenler varsa bilirler. Özellikle Arap öğrencilerimizde dil bilgisi kuralının verilmesi, onun tablolaştırılması, bu öğrencilerin tabiri caizse kafada onun bir fotoğrafını çekip oturtması onlar için çok önemli. Yani ben iletişim temelli ders yapacağım dediğin zaman Arap öğrencilerimizde özellikle bazı ülkelerde şey yapabiliyorlar. Hocam yani tamam da dil bilgisi ne? Yani bu ne? Hangi zaman? Bilmem ne? Sizi zorlayabiliyorlar. Ama diğer türlü 7 iklim veya yeni HİT'i ben kullandım. İkisi de güzeldi. Gazi Üniversitesi'nin setlerinde de çok yani yakın tarihte güzel çalışmalar yürütüldü. Çalışma kitabı var diyebiliyorum artık. Yine iyileştirmeler yapılmış. Bu setler de güzel hale gelmiş. Yani bu 3 dil öğretim setinde kullanabilirsiniz. Öte yandan İstanbul setini ben kullanmadım. Yani hiçbir dersimde, hiçbir kurumda kullanmadım. Ama kitapları inceledim. Çünkü bir fikrimin olması önemliydi.
Genelde İstanbul'da çalışan arkadaşlarım o seti kullanıyorlar. İstanbul'daki kurumlarda, üniversitelerde. İncelediğimde aslında o setin de işlevsel olduğunu, zorlaştırmadan konuların anlatıldığını, görsellerinin kaliteli olduğunu gördüm. İstanbul seti de bu anlamda hani önde gelen dil öğretim setlerinden bir tanesi. Yakın zamanda İstanbul Aydın Üniversitesi dil öğretim setleri hazırladı. Onlar da çıkacak. Belki de basılmıştır, kullanmaya başlamışlardır. Yani yakın zamanda görüşmedim ama setleri iyi yerlere gelmişti. O setler de İstanbul'da erişimi sizin için kolay olacaksa kaliteli olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü Tömer Müdür Emrah Boylu Hoca uzun yıllardır yabancılara Türkçe öğretiyor. Akademik anlamda da çok yetkin bir kişi. Tecrübesi de var. Dolayısıyla orada görev yapan diğer meslektaşlarımızla birlikte, önde gelen isimlerle birlikte güzel bir set hazırladıklarını düşünüyorum. Dil öğretim setleriyle ilgili söyleyebileceklerim bu kadar. Bunun en güzeli kendinizde bu setlerden birer tane imkanınız varsa kendinize edinebilirseniz, Ankara'ya gittiğinizde bu üniversitelere gidip satın alabilirsiniz, sizi rica ederseniz. Tek bir tane de satarlar size, öyle düşünüyorum. Yunus Emre'den, internetten alabilirsiniz kolaylıkla. Bu arada Yunus Emre'nin çocuklar için Türkçe, çit, haydi Türkçe öğrenelim, Türkçe öğreniyoruz, resimlerle Türkçe öğreniyorum gibi ekstra çalışmaları da var. Onları da internet sitesinden bakıp takip edebilirsiniz. Dil öğretimi alanı farklı dillerin, farklı dillerin alanlarına bakıldığında bir derya deniz. Bu anlamda dil öğretim setlerinin, öğretim materyallerinin zenginleşmesi, gelişmesi, genişlemesi bizim için önemli bir avantaj. Dilerim benzer faaliyetler farklı üniversitelerce de yürütülür. Daha çok dil öğretim setine zaman içerisinde daha nitelikli bir şekilde kavuşabiliriz. Burada şu da anlaşılmasın. Bizim önceliğimiz nicelik değil, elbette nitelik. Ama niteliğin belli bir yere gelmesi için de bir rekabetin nicel anlamda sayısal fazlalığın da olması lazım. Çünkü bu sayede ancak o setlere açıp bakıp ne eksik, ne yanlış, ne doğru bunu gözlemleyip kendiniz daha güzelini yazabilirsiniz. Bu da bir diğer önemli husus. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Hepiniz kendinize iyi bakın. Kanala abone olun. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Şu an ben 40 geçit viyadüklerinden 7.sindeyim. Adana'yı geçtim, Afyon'a gidiyorum. Böyle yol hali giderken size de bir video çekmek istedim. Umarım beğenirsiniz. Hoşçakalın.